Sevgili öğrencilerim, merhaba. Nasılsınız? İyisiniz? Güzel, güneşli, enerjik bir günde tekrar sizlerin karşısında, sizlerin istekleri doğrultusunda yeni bir vize hazırlığı videomuzda buluştuk. Bugünkü konumuz sekreterlik ve yönetici asistanlığı. Umarım siz de bu konuda çok istekli ve enerjiksinizdir. Sayılarınız oldukça fazla. 65 tane yönetici asistan adayını iş hayatına kazandırmanın mutluluğu içerisindeyim ben de. Yaklaşık olarak 30 yıldır bu işi yapmış biri olarak, birçok yöneticiyle, birçok platformda çalışmış birisi olarak sizleri en iyi şekilde yetiştirmeye çalışacağım inşallah. Vize, sınav, bunlar bizi hiç korkutmaz. Çünkü biz gerçekten çok iyiyiz. Bu videoyla daha da iyi olacağız, değil mi? İsterseniz sekreterlikten başlayalım. Sekreterlik bir meslek midir sorusunu cevaplayalım. Evet, bir meslektir sekreterlik. Sınırları olan bir meslektir. Sekreterlik dediğimiz zaman belirli bilgilere, yetilere haiz. Nedir bu bilgiler? Güzel konuşmak, matematik bilgisi, dosyalama bilgisi, planlama ve randevuları ayarlayacak kadar bir konuşma yetisi gibi sınırları olan mesleğe biz sekreterlik diyoruz. Peki o zaman yönetici asistanlığı ile arasında ne fark var? Türkiye'de aslında çok da bir fark yokmuş gibi davranılsa da sekreterlikle yönetici asistanlığı arasında dağlar kadar fark var. Sekreterlik hemen hemen herkesin, her karakterin, her kişiliğin yapabileceği bir meslek. Yönetici asistanlığı ise özel karakter, özel burç, özel kişilik gerektiren bir meslek. Sekreterlik bir teknik meslek diyebiliriz. Yönetici asistanlığı ise ara meslektir. Yani ne demek bu ara meslek? Terfi olanağı çok yüksek olan bir ara meslektir. Yönetici asistanlığı bir meslek midir? Cevabımız ne? Evet, bir meslektir. Ama terfi basamaklarını rahatlıkla çıkabileceğiniz, özel kalem müdürlüğüne kadar oturabileceğiniz mükemmel bir terfi olanı olan meslektir. Yönetici asistanı deyince veya asistan deyince aklımıza duyguları olan ama duygularını çok iyi yöneten, katı, dengeli katı bir kişilik, karakter aklımıza gelmeli. Duygularını çok belli etmeyen, oldukça profesyonel, ağlamayan bir kişilikte olması gerekiyor. Yönetici asistanlığı bir ara meslektir diyoruz. Ara mesleği tekrar adını koyalım. Terfi olanı olan bir nevi danışman ve koçtur. Yönetici asistanı, tekrar ediyoruz, terfi olanı olan yöneticisinin bir numaralı danışmanı ve koçudur. Tarihsel gelişimine baktığınızda, mesleğin köküne indiğinizde stenografi ile gelişmiş bir meslek. Bu meslek ekonomik ve teknolojik gelişmelerden oldukça etkilenmiş. Türkiye'de de ilk kez bu mesleği Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile, ki benim dedem de orada çalışmıştı, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sekreter çalışmasıyla başladığını Türkiye'de söyleyebiliriz. Peki biz yönetici asistanını nasıl tanımlayacağız? Sekreteri nasıl tanımlayacağız? Sekreter bildiğiniz normal mutfakta çalışan bir kişidir. Yönetici asistanı ise Fransız mutfağında çalışan, envai çeşit menüleri sizin önünüze siz istemeden, kendisi düşünerek işinizi kolaylaştıracak şekilde sunup koyan kişidir. Bu Fransız mutfağındaki güzellikleri size sunabilmesi için bir yönetici asistanının, yöneticisinin öncelikle
sağ kolu olması gerekiyor. Sır saklaması gerekiyor. En yakın arkadaşınıza bile, meslekle ilgili, yöneticinizle ilgili hiçbir konuda bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde konuşmamanız, ketum olmanız gerekiyor. Sekreterlikten en büyük yeti farkı bu. Çünkü sekreterlikte kişilik ve karakter bu tarzda bir davranış sergilemeye çok yeterli olmayabilir. Ama yönetici asistanlığı dediğimiz zaman artık okumuş, yüksek lisansı olan, hatta doktorası olan, yönetim fonksiyonlarının içerisinde her konuda bilgi sahibi bir insan demek. Ve her zaman çok güzel, çok bakımlı olmanız ve yöneticinizle eşleşecek şekilde onu temsil yeteneğine sahip olmanız gerekiyor yönetici asistanlığında. Yani sizin yöneticiniz sakin biri ise sizin de sakin, enerjik biri ise sizin de enerjik olmanız, çok konuşulmasını istemiyorsa sizin de az konuşmanız, çok konuşulmasını istiyorsa sizin de çok konuşmanız. Yani bir nevi yöneticinizle sizin aranızda bir sahne performansı gerekiyor. Siz yöneticinizin karşısında bir sanatçı rolündesiniz. O da sizin izleyiciniz rolünde. İzleyici ne istiyorsa siz onun istediklerini yapmakla sorumlusunuz. Peki toparlamamız gerekirse sekreter kim? Rutin büro işlerini yapan, normal mutfakta çalışan kişiye biz sekreter diyoruz. Bu kişi hangi işleri yapar? Bürodaki bütün işleri yönetir, telefonları cevaplar, dosyalama ve arşivlemeyi mükemmel bir şekilde yapar, randevuları tertip eder, düzenler ve geri bildirimleri toplar. Yani doğrudan işi neyse, işin tanımı neyse onu yapar ve sınırı bitirir. Yani bir sınır vardır. Sekreterlikte bir sınır vardır ve sekreter olacak kişilerin de belirli standartlara haiz olması gerekir. Bir meslek midir sekreterlik? Evet, bir meslektir. Peki sekreterlikte kaç tane tür var derseniz, bizim 9 tane sekreterlik çeşidimiz, türümüz var güzel Türkiye'mizde. Bunlar neler? Bir yönetici sekreteri dediğimiz kişi, yönetici asistanı, yönetici sekreteri. 2 tıp sekreteri, hastanelerde çalışan başhekimlere asiste eden kişiler. 3.'sü hukuk sekreterimiz, avukatların yanında onların sekreterliğini yapan, dosyaları hazırlayan ve yeterli gizlilik bilgisine sahip olan kişiler. 4.'sü ticari sekreter, ticari hayatta, fabrikalarda sekreterlik yapacak olan arkadaşlarımızın yapacakları meslek. Ve 5.'sü basın sekreteri, bir radyo televizyon kuruluşunda ya da bir halkla ilişkiler kuruluşunda o bilgileri, kurumsal bilgileri bilen, ne yapacağını çok iyi bilen, yani kurumun içinde yetişmiş değil de teorik olarak yetişmiş sekreterlerimiz. Ve 6 muhasebe finansman bilgisi olan muhasebe ve finansman sekreterimiz. 7 raportör sekreterler, bunlar çok özeldirler. Yönetim kuruluna sekreterlik yaparlar, tutanakları tutarlar ve kesinlikle toplantıdaki hiçbir bilgiyi dışarıya nakletmezler. Ve 8. ve büro hizmetlerini sunan sekreterler, bildiğimiz klasik sekreter. Ve 9. sekreterimiz de uluslararası organizasyonlar yapan sekreter. Özellikle bunlar da eğitim kuruluşlarında çalışırlar. Peki bir sekreterin yetkinlikleri nelerdir derseniz, birincisi sekreterin bir yönetim bilgisi olması gerekiyor. Arşivleme bilgisi olması gerekiyor. İngilizceyi çok iyi bilmesi gerekiyor. Yani bir yabancı dil bilgisi olması gerekiyor. Davranış bilimlerini, protokol bilimlerini çok iyi bilmesi gerekiyor. Kime nasıl davranacak, o kişiyi ya da o kurumu nasıl temsil edeceğini çok iyi bilmesi gerekiyor. Ve hesap kitap işlerinde biraz yorum katabilmek için matematik ve teknik bilimlerden bilgisi olması gerekiyor. Peki yönetici asistanı ile arasında ne fark var? Tekrar ediyoruz. Yönetici asistanı Fransız mutfağında çalışan, kendi kişilik ve kabiliyetlerinden yönetime, onlar söylemeden çok şeyi katarak sunan kişidir. Sekreterle arasındaki en büyük fark
Yönetici asistanı çatışmaları önleyen kişidir. Yöneticisine çatışmaları hiç belli etmeden, çözerek, hiç onun kulağı bile duymadan insanları barıştıran, yani beşeri ilişkileri mükemmel şekilde yöneten kişidir. Bu nedenle de insan kaynakları bölümünden mezun olan kişiler bu işte çok başarılı olurlar. Çünkü yönetici asistanının mutlaka problemleri çözme kabiliyeti vardır. Kendi başına, kimseye danışmadan. Ve yöneticisinin danışmanı ve koşudur. Onu sakinleştirir, onun özel hayatına da destek verir. Ailesinin elinden tutar, eşine ve çocuklarına yardımcı olur. Organizasyonlar yapar ve bunları yöneticisine hazır bir pasta olarak çok güzel bir şekilde sunan kişi yönetici asistanıdır. Yönetici asistanlık mesleğinde bir sınır var mıdır? Hayır, bir sınır yoktur. Yönetici asistanın bütün kabiliyetlerini yöneticisinin en bahsettiğimiz bir üçgenimiz vardı biliyorsunuz. Yönetim üçgeninin en tepesinden en alta kadar herkese hitap edebilme yetisi olan, herkesi beşeri olarak çok iyi yönetecek, çatışma çıkmasına engel olacak, çıkarsa da problemleri çözecek kişiye biz yönetici asistanı diyoruz. Videolarımız devam edecek. Bu videonun yönetici asistanı kimdir, sekreter kimdir sorularının altında dinlediğiniz zaman bütün soruları yapacağınızı düşünüyorum. Size güveniyorum. Hoşçakalın. Unutmayın, yönetici asistanı ve sekreterlikle alakalı konularda okuyacağınız tüm bilgiler, benim sınıfta anlattığım bilgiler ve doldurduğum bütün videolar aslında yöneticilerin izlemesi gereken videolardır. Çünkü siz önce kendiniz bir yönetici asistanı ve bir sekreterin kim olduğunu, ne iş yaptığını bilmeniz lazım ki asistanınızı koordine edebilirsiniz. Gerekirse onu yetiştirebilirsiniz ve güzel talimatları verebilirsiniz. Hoşçakalın.